Doğallık Kur'an'la Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fısır fısır, yumuşacık, oldukça lezzetli bir poğaça yapacağız. Hemen videoya geçelim. Rabbim bizlere lezzetli, bereketli yemekler yapıp huzur içinde yemeği nasip etsin inşallah. Toplamda 8 bardak olan unu derince bir kabın içerisine eleyerek alıyorum. Ortasına şöyle derince bir havuz açıyorum. 3 kaşık şeker, 2 bardak yoğurt. Benim bardaklarım büyük, o nedenle 2 aldım. Eğer sizinki küçükse 3 bardak alabilirsiniz. Oda ısısındaki 220 gram tereyağını ekliyorum. 1 paket yaş mayayı ekliyorum. Ortada hepsi birbirine karışıncaya kadar yoğuruyorum. 2 çay kaşığı tuzu şöyle kenarlardan ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş hepsini bir karıştırıyorum. Şöyle bir çay bardağı su ilave ediyorum. Su ılık veya oda sıcaklığında olabilir. Hamurumuz bu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Çok yoğurmaya da gerek yok. Hemen bu şekilde üzerini kapatıyorum. Yarım saattir beklemekte olan hamurumu alıyorum. Şöyle tezgahıma biraz un serpiliyorum. Üzerini kapatıyorum. 20 dakika bu şekilde bekletmiş olduğum hamurlarımın üzerini açıyorum. Hamurlarımı bu şekilde alıyorum. Biraz bastırıyorum üzerine. Biraz peynirimden yerleştiriyorum. Kapatıyorum. Del çıkması için şöyle koyuyorum ve böyle bastırıyorum. Daha sonra da bunu bu şekilde tepsime alıyorum. Bir çay kaşığı yağ ve yoğurt karıştırmış olduğum bir yumurtanın sarısını
üzerlerine sürüyorum. Şu kısımlarına da şöyle çatal çekiyoruz. Bu şekilde yumurtaları sürdükten sonra 40 dereceye ayarlanmış fırına sürüyoruz ve 10-15 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Kabardıktan sonra çıkartıp veya eğer çabuk ısınıyorsa fırınımız hemen ayarını yükseltiyoruz ve 160 derecede 10-15 dakika arasında tekrar pişiriyoruz. 25 dakika sonra poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi kabardılar. Şimdi tabağa alıyorum. Servis tabağımızı alalım. Bir de şöyle doku testi yapalım isterseniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bölüyorum. Yumuşacık, fısır fısır kabarmış. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Bu tür videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.